Galatasaray gündemine konuşacağız. Konuğumuz Milliyet yazarı, Milliyet gazetesi Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar olacak. Hoş geldin Nevzat Dindar. Merhaba Serkan. Nasılsın abi? İyiyim, sen de iyisin. İzleyicilerimize de herkese merhabalar. Merhabalar diyelim. Galatasaray gündemi yoğun bildiğin gibi abi. Şampiyonluk kutlaması, daha doğrusu şampiyonluktan önce seçim yarışı oldu Galatasaray Lisesi'nde. Sonraki gün Konya'da şampiyonluk maçı, bir gün sonrasında da şampiyonluk kutlaması. Şöyle bir genel bir değerlendirme alayım senden hemen. Yani artık Galatasaray şampiyon. Herkes bu sezonu Galatasaray'ın şampiyonluğuyla hatırlayacak. Fenerbahçe yenilgisi de biraz moralleri bozmuştu ama Konya maçı Galatasaray için artık bir şampiyonluk maçıydı. Sarı Kırmızılar hata yapmadı. Yani gördüğümüz kadarıyla başrolde Icardi var. Galatasaray'ın golcü futbolcusunun aidiyetini ve neden bu kadar sevildiğini aslında özetler bir hafta geçirdik. Yani hem golleriyle damga vurdu hem de sevinç gösterisiyle, şampiyonluk kutlamalarındaki coşkusuyla gerçekten de Galatasaray taraftarının sevgilisi olduğunu gösterdi. Tabii Galatasaray'da bugün mazbata töreni vardı. Bir taraftan da seçim Dursun Özbek penceresinden baktığımızda bir günde çifte zafer önce rekoruyla başkan seçildi. Ertesi gün Galatasaray'ın başında yeni bir şampiyonluk hikayesine daha imza attı. Tabii yönetimin bugün mazbata töreni vardı. Galatasaray Lisesi'nde de ilk toplantısı, bu bir Galatasaray geleneği, gerçekleşti. Sarı Kırmızılıların Rams Park'ta yapacağı toplantı ise yarın, yani Perşembe günü Galatasaray Dursun Özbek yeni yönetimi ilk toplantısını Rams Park'ta yapılacak ve görev dağılımı gerçekleşecek. Tabi burada kritik nokta Erden Timur konusu idi. Erden Timur'un da bu toplantıda istifasını vereceğini söyleyelim. Tabi bunu Başkan Dursun Özbek nasıl değerlendirecek, bütün kamuoyunun ve Galatasaray taraftarının cevabını beklediği soru bu. Burada ben açıkçası devam edecek ya da etmeyecek şekilde tahmin yapmanın zor olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'da işleyen bir yapı var. Başarılı bir yapı var. 2 sene üstte şampiyonluk var. Burada futbolun başında Erden Timur vardı. Bu sene transferlerde belki istenen isabet oranı sağlanmamış olabilir ama netice itibariyle 10 yıl sonra, 5 yıl sonra herkes bu şampiyonlukta Erden Timur'un hakkını payına teslim edecek, bugün olduğu gibi. Dolayısıyla Erden Timur konusu Galatasaray'da yarına manşet olur. Bunun dışında tabii Galatasaray'da özellikle futbolculara yapılan tekliflerin ana gündem maddesi haline geldiğini söyleyebilirim. Transfere geçtiysek hemen o gelen sıcak bilgileri de aktarmanı rica edeceğim abi senden. Kerem Aktürkoğlu çok konuşuluyor en başta, onu sorayım. Kerem Aktürkoğlu'na Real Sociedad'dan 12 milyon euro artı bonuslar şeklinde bir teklif geldi. Paket 15 milyon euro. Bunun dışında MLS'ten, Suudi Arabistan'dan da Kerem'e ilgi var. Kerem'in Avrupa'ya sıcak baktığını söyleyebilirim. 25 yaşındaki oyuncu Galatasaray'da muazzam bir performansı imza atmasına rağmen zaman zaman tartışılıyordu. Açıkçası kazandığı para üzerinden bakacak olursak da, ki Galatasaray kulübüne burada asla bir şey diyemeyiz, sürekli iyileştirmeler yapılmasına rağmen yükselen döviz kuru karşısında aslında aldığı ücret düşük kalıyordu. 750 bin euro bandında falan kalıyordu. Şimdi ona daha iyi teklif yapıldı. Yani alacak rakam üzerinden de Kerem'in Galatasaray'da kazandığının neredeyse iki katı kazanacağı bir teklif şu an Real Sociedad'dan kendisine yapılmış durumda. Kerem sıcak bakıyor. Yani anlaştı Real Sociedad'da ama kulüplerin anlaşmasını bekliyoruz. Ben Galatasaray tarafına sorduğumda 20 milyon euro. Yani bu Sasha Boya da 15 gelmişti. 30 milyon euroya gitmiş hatırlarsan. Evet. Kerem Aktürkoğlu'ndan Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray minimum bir 20 milyon euro hedefi var. Bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Galatasaray Kerem'i satacak. Avrupa Şampiyonası da var tabii. Bir strateji Avrupa Şampiyonası beklenebilir mi? Ama transfer edecek kulüpler açısından baktığımızda da, özellikle Avrupa'da Real Sociedad gibi kulüplere baktığımızda da, onlar Avrupa Şampiyonası'ndan önce bu işi bitirmek isteyecekler. Kıran kırana pazarlık süreci başladı. İşte fiyatı da katlayacağı için erkenden bitirmek istiyorlar. Ama tersi olabilir. Yani olabilir.
Tabii ki transfer edecek kulüp sadece fiyat yükselme şeyini göz önünde bulundurmaz. Yani olası sakatlık senaryoları da onları biraz tabii ki bu durumda Etkiliyor. endişelendiriyor. Takımdan ayrılacakları da sorayım. Yabancılardan da zaten sezon boyunca konuşuyorduk. Verim alınamayan oyuncular vardı. İşte en başta Oliveira vardı. Şimdi Vinicius, Tete, onların da geleceği hemen merak ediliyor. söyleyeyim. Evet Serkan hemen söyleyeyim. Vinicius ile kiralık kontratı yapılmıştı. Vinicius gitti. Oriye ile 3 aylık anlaşma yapılmıştı. Oriye'nin sözleşmesi zaten bitti. Yeni bir kontrat yapılmayacak. Bunun dışında yine Ndombele ile yeni bir kontrat yapılmayacak. Kiralık satın alma opsiyonu bir anlaşma vardı. Oliveira'nın 2 sene kontratı var ama Oliveira'nın yüksek de bir maliyeti var. Evet. Oliveira gözden çıkarıldı. Galatasaray'da önümüzdeki sezon Oliveira'yı görmeyeceğiz ama yani orada nasıl bir plan izlenecek onu önümüzdeki günler gösterecek. 2 milyon 750 bin euro net Galatasaray'dan kazanıyor. 2 senelik daha kontratı var. Galatasaray bu maaşı ödememek için muhtemelen Oliveira'ya bonservisini Verecek. vererek yani, evet serbest bırakacak. Şu an düşünülen bu. Yani oradan bir bonservis geliri beklenmiyor. Zaten Oliveira transfer edildiğinde de Galatasaray çok düşük rakamlara transfer etmişti. Ama oyuncu alacağı ücret yüksekti. 4 senelik kontrat yapılmıştı. 2 senelik şampiyonluk evet bu sezon kadro dışı da kaldı. Sonra affedildi. Ama baktığımızda Oliveira'nın biz Galatasaray serüveninin sona ereceğini net bir şekilde ifade edebiliriz. Geçen sezonun flash transferi Zaha'ya İngiltere'den 2 tane teklif var. Yine Fransa'dan ve Suudi Arabistan'dan teklifler var. Zaha'nın Galatasaray'a bir bonservis yüküyle gelmediğini hatırlatayım. Burada Galatasaray Zaha'nın maaş yükünü, yüksek maliyetini göz önünde bulundurarak Oliveira'da izlediği yolu izleyecek. Yani Zaha'yla yollarını oyuncunun alacaklarına karşılık ayıracak. Bunu da belirteyim. Tete'ye teklifler var. Brezilya'dan, Avrupa'dan yine farklı ülkelerden teklifler var. Tete'yi Galatasaray kiralayacak. Onu da belirtelim. Bunun dışında tabii Galatasaray'a gelecek oyuncularla alakalı da Zaniolo bir sakatlık Evet, yaşadı. Zaniolo kiralıktan evet, kiralıktan dönecek. Muhtemelen yazın onu biz göreceğiz. Okan Hoca planlamada düşünüyor ama Zaniolo'nun piyasası olduğunu belirtelim. Yani İtalya'dan Zaniolo'ya ilgi var. Bakalım sakatlık belki Galatasaray'ın burada transferde pazarlık noktasında biraz elini zayıflatabilir. Ama yine de Zaniolo konusunda Galatasaray'ın asla zarar etmeyeceğini de altını çizelim. Çıkıldağ olsun, Morbistan Morata. olsun bunlar da gidecekler ama yeni sezonda yoklar. Ross keza kiralanacak, Danimarkalı stoper. Dubois Yani vardı. Dubois da düşünülmüyor. Yani özetle Galatasaray'da yabancı oyuncular konusunda önemli kararlar alınacak. Burada Galatasaray taraftarının endişelenmesini gerektirecek bir durum yok. Yani kadro planlaması yapılacak. Tabii herkes Erden Timur'u soruyor. Bunu da görüyorum. Erden Timur konusu dediğim gibi. Yani bu Erden Timur'un inisiyatifinde olan bir şey değil sadece. Erden Timur çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Badireler atlattı, tehdit edildi, hedef gösterildi. Buna hem içeriden hem dışarıda vardı. İçeride de zaman zaman Galatasaray toplantılarında kendisine yönelik eleştiriler de oldu. İşte atanmış seçilmiş muhabbeti üzerinden. Erden Timur her ne kadar ben bırakıyorum dese de burada kritik nokta Başkan Dursun Özbek. Yani Başkan Dursun Özbek rekor oyla seçildi. Ama şunu da unutmayalım Galatasaray taraftarı hem Ramsfarm şampiyonluk kutlamalarında hem sosyal medyada Erden Timur'un devam etmesi yönünde bir eğilim içerisinde. Başkanın bu kararı alırken bunun göz önünde bulunduracağı kanaatindeyim. Farklı fikirler olabilir. İşte Florya projesi konusunda Erden Timur çıktı. Farklı düşünüyoruz dedi. Evet. Bunlar olabilir. Yani bu Galatasaray'da bir krize yol açmaz. Onu söyleyebilirim. Başkan Dursun Özbek ise artık ustalık dönemi diyorum ben bu döneme. Bu ustalık döneminde bir karar alırken çok dikkatli hareket edeceğini de söyleyebilirim. Evet, Erden Timur yok. Haberleri, işte paylaşımlarını görüyorum. Ben sadece şöyle söyleyeyim. Erden Timur normal şartlarda sevgili Serkan
Fenerbahçe maçı sonrası biraz toplantısı yapıldı Florya'da. Hı. Hatırlarsın. Erden Evet. Timur ve Sayın Başkan Dursun Özbek beraber bir toplantı düzenlediler. O toplantıya kadar bana bu soru yöneltilmiş olsaydı devam etme ihtimalini %1 görüyordum. Ama o toplantı sonrası bu ihtimal %51'e, devam etme ihtimali %51'e çıktı. Yani o yüzden Hı. net konuşmamak lazım. Sonuçta çok zeki bir başkan, güçlü bir başkan var. Sevilen bir figür var. Burada doğru karar verilecek. Tabii izleyenler de Erden Timur'dan hariç olarak da transferi de soruyorlar. Şimdi dış transferde böyle Ben gündeme gelen bir sana isim var mı? evet, dış Talisca transfer çok konusu sordular. evet, Talisca işine girmeyelim. İç piyasada Galatasaray'ın Oğuz Aydın'ı gözüne kestirdiğini, Yusuf Sarı'nın işini bitirme noktasına geldiğini hemen belirteyim. Bunlar kaliteli oyuncular. Yunus da geliyor bu arada. O da iyi bir Akkim, alternatif. evet. Burada tabii özellikle Oğuz Aydın konusunda Okan Hoca'nın verdiği olumlu bir rapor var. Bitiricilik noktasında son derece etkili bir oyuncu. Diğer tarafta Yusuf Sarı ise yine hızı ile fark yaratabilecek bir oyuncu. Galatasaray artık Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefliyor. Ligi de önemsiyor. Lig kıran kırana geçecek. Belki Mourinho gelecek. Yani bir tarafta 5. yıldız, 25. şampiyonluk hedefinde iken diğer taraftan da açıkçası amansız bir rekabet olacak. Tabii. Fenerbahçe'deki seçimler ve tercihleri de burada tabii ki göreceğiz. Ama geçen sezona göre Galatasaray'ın transferlerinin daha rahat olduğunu söyleyeyim. İç piyasada söylediğim gibi Yusuf ve Oğuz isimlerini net bir şekilde telaffuz edebiliriz. Bunun dışında yine Galatasaray'ın özellikle Okan Hoca'nın raporu doğrultusunda artık tartışılmayacak bir 8 numara Mertens'i yedekleyecek ve aslında Mertens'in ilerleyen yaşı da göz önünde bulundurularak belki de onun alacağı süreleri biraz daha minimize edip daha faydalı hale getirmek için çok kaliteli bir 10 numara arayışı ve transferi olacak ve yine Galatasaray'da sağ bek ve sol bek konusundaki Kjaer transferiydi ama yine de hedef büyük ve Galatasaray geçen sezondan bazı dersler çıkardı ama geçen sezonu ben evet Galatasaray yönetimi açısından Erden Timur açısından transfer noktasında çok yüksek puan veremiyoruz. Ama bunun da limitten kaynaklandığını, Galatasaray'ın sezonu erken açtığını ve biraz istenmeyen sebeplerle yani elinde olmayan sebeplerle Galatasaray'ın bu yanlışları Yaptı. tercih ettiğini söyleyebiliriz. Ama bu sene daha rahat. Yani limit konusunda eli daha rahat. İşte Şampiyonlar Ligi takviminde daha rahat. Sezonu erken açmak zorunda kalmayacak. Playoff'tan katılıyor zaten. Dolayısıyla Galatasaray açısından transferde önünde daha fazla süre var ama yani Galatasaray taraftan da kanser edecek şekilde herhalde son dakikaya bırakılmaz bu 8 numara ve 10 numara bek transferleri. Devre Stoper arasında konusu çok ise sıkıntı olmuştu zaten. O devre arasında çok beklendiği için de eleştiri de topladı. Yönetim de zor durumda kaldı bir yerde. Sen transferleri söyleyeceksin. Ben ekleme de yapayım. Kaleci gündemi var mı transferde? Günay'dan yana bir problem yok. Günay'la alakalı bir şey yok. Yani Galatasaray'ın bir kaleci transferi yapmasını gerektirecek bir durum yok şu an. Yani Şunu da söyleyeyim. Erce yazıldı geçtiğimiz günlerde ama ben dediğim gibi yani Galatasaray'ın şu an kaleci transferini gerçekleştirmek için böyle bir acelesi de yok ve ihtiyacı da yok. Yani Günay ile ilgili bir rahatsızlık olsa evet anlatabilirim, söyleyebilirim. Galatasaray'ın 2 numarayla alakalı yani Muslera'nın arkasında böyle bir sıkıntı yok. Yani Günay sevilen bir figür. O yüzden biraz daha bence bu konuda şey olmamak lazım. Bir beklenti içerisinde olmamak lazım. Şampiyonluk kutlamasına Icardi, Erden Timur ve Dursun Özbek'in yanındayken, ortasındayken daha doğrusu, şöyle bir şey söylüyor. Bir yıl daha buradayım, yok diyor. 2 yıl daha buradayım diye bir söz söylüyor. Gördün mü sen o Evet. görüntüyü? Icardi'nin 2 sene daha kontratı var. Öyle Ya bu rüya bir bitmez. Bu rüya bitmesin. 5. yıldızı takmak istiyor belli ki anladığım 5. kadarıyla. yıl ve şöyle Galatasaray taraftar bizi izleyen yaş profili belki acı yakalayamayanlar olmuş olabilir fazlasıyla. Ama onlar Galatasaray'da acının şeyini bilirler, popülaritesini ya da başarılarını. Ve belki de Hacı ile kıyaslanabilecek ki 2 sene daha kalacağını öngörerek söylüyorum. Bir dünya starı şu an Galatasaray'da. Evet yeni jenerasyon nesiller Galatasaraylı oluyor. Icardi artık bir golcü, bir futbolcu olmaktan öteye geçti. Galatasaray'ın çok önemli bir
sembol ve figürü haline geldi. Mauro Icardi'yi izlemeye devam edeceğiz. Yani bu bir ayrıcalık bence. Galatasaraylılar da o ayrıcalığa sahip. Yani bugün Mauro Icardi bu ligde fark yaratan oyuncu. Yani muadiline koyamıyorsunuz. Yani bugün Fenerbahçe Benzema'yı alsa ki konuşuluyor ya da ne ki Benzema'nın maliyeti yüksek ama hadi aldığını varsayalım ya da Lukaku. Yani bunlar bile bu isimler evet güçlü isimler kariyer olarak önemli isimler ama Icardi başka bir boyutta. Yani o Icardi sevgisi Kimlik kazandı Galatasaray'da. Biraz öyle bir durumu orada var. yani çocukların sevdiği ve Galatasaray'ı sempatik hale getiren çok önemli bir oyuncudan bahsediyoruz. Mauro Icardi ile alakalı geçen sene evet biraz sezon bittiğinde acabalar vardı. Sonuçta Paris'te Eşinin de bir kiralık sıkıntısı kontrat vardı etmiş. zaten. Böyle bir sıkıntı yok Galatasaray'ın oyuncusu. Ve zaten Mauro Icardi Serkan gitmek istese ya ben artık sıkıldım dese Mauro Icardi Galatasaray'da kazandığının en az 4 mislini kazanabilecek teklifler Arabistan aldı. anlamında geldi zaten teklif. Yıllık 30 milyon çok astronomik rakamlar. Ama Icardi burada mutlu. Yani bu birlikteliğin bozulacağına inanmıyorum. Yani bu Galatasaray'da Icardi artık kendini buldu. Biz tek taraflı bakmayalım. Evet, bizi sevindirdi. İşte Galatasaraylıları mutlu etti. Çocuklar Galatasaraylı oldu. Hep beraber marşlar söylendi, tezahüratlar yapıldı ama diğer taraftan da karşı tarafın da bir şeyler hissetmesi lazım ki bu oluşabilsin. Bu pozitif enerji tek taraflı değil. Çift taraflı güzel Tabii. bir birliktelik var. Şimdi izleyicilerin de iki tane sorusu var. Ondan sonra kapatalım. Galatasaray direkt mi katılacak diye soruyor. Playoff'tan katılacak onu söyleyeyim. İkincisi de ısrarla Yusuf Yazıcı'yı soruyorlar. O da bildiğim kadarıyla bonservissiz duruma düşüyor. Galatasaray'ın gündeminde mi? Evet, Galatasaray'ın gündeminde. Yusuf Yazıcı da Galatasaray'ın gündeminde. Onu özellikle söylemedim. Ama Yusuf Yazıcı'nın da Galatasaray'ın gündeminde olduğunu belirtelim. Yusuf da gelmek istiyor. Yani sonuçta yabancı statüsü değişiyor. İzleyicilerimize bunu hatırlatalım. 16 yabancı sayısı 12'ye düşecek. 12'ye düşüyordu. Sahada 11 serbestlik olacak bu arada. Ama 12'ye düşmesi sizin bütün bir sezonu yani birkaç kulvarda sadece bu oyuncularla götürmeniz imkansız. O yüzden yerli kalitesinin Kaliteli. mutlaka arttırılması lazım. Bu noktada Yusuf iyi bir alternatif olabilir. Yusuf Yazıcı da kariyer açısından bence ilginç bir tercih olacak. Galatasaray'da belki çok daha farklı noktalara gidebilir. Lille performansı zaman zaman çıktı ama o eşiği geçemedi, atlayamadı. Yani Lille sonrası normalde Premier Lig'dir. Ne Evet. bileyim, La Liga'dır. Çok da İşte büyük Yusuf o eşiği katkı sağladı Burak sağladı Yılmaz'la ama normalde beraber. Lille de bu arada şeydir yani o referans olarak yani kulüp olarak Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin transfer edebileceği bir kulüp. Yani oradan oyuncu alabileceği bir kulüp. Ama maalesef Yusuf o işte inişli çıkışlı performansı onu biraz geriye itti. Ama yine de hala genç, hala Galatasaray için verebileceği şeyler var. Ben Yusuf Yazıcı konusunda dediğim gibi biraz daha bekleyelim. Ama Galatasaray'ın transfer listesinde bulunuyor. Yusuf da Galatasaray'a sıcak bakıyor. Orada bir Galatasaray'daki Erden Timur konusu, işte ne bileyim Florya konusu bunlar bir netleşsin. Daha net ifadeler kullanabiliriz. Benim sorularım bitti. Son söz olarak yine sana bırakayım abi. Erkan Toparlarsak teşekkür ediyorum transferde çok izleyicilerimize. bilgi verdin. Ben herkese teşekkür ediyorum. Sana da teşekkür ediyorum. Yorucu, zorlu bir sezondu ama bizde biliyorsun tatil yok. Lig bitti. Bizim Yok işimiz yok. şimdi başlıyor. Yani transfer dönemi başlıyor. Transferde bizi izlemeye devam etsinler. En güzel, en doğru haberleri vermeye devam edeceğiz. Bu bölüm aynı zamanda Skorer YouTube'da da olacak. Tekrar izleyebilirsiniz oradan. Zaten transfer soranlar da var. Başta söyledik. Kerem de O izliyor. zaman Özellikle soranlar var. YouTube'da tekrar varsa birer like isteriz değil mi? Şampiyonluk Evet. like Hem isteriz. beğensinler hem yorum atsınlar. Abone olmayı da unutmasınlar. Çok teşekkürler abi. Sağ olasın. Ağzına Teşekkür sağlık. ediyorum. Herkese selamlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.